Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Konuklu bir programdayız. ikinci bölümdeyiz. Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin'le gerçekleştirdiğimiz sohbetin ikinci kısmı bizim için çok keyifli geçti. Umarım sizler için de dinlerken o kadar keyifli olur. Teknoloji tarafında böyle bir yol var. Burada bizi dinleyenler bir miktar ilham almışlardır. Bir de girişimci var yani hiç böyle teknolojiye bulaşmayan teknoloji transfer ofislerinin onlarla ilgili bir takım hizmetleri de var değil mi? Yani onlara da destek oluyorsunuz. Tabii e, teknolojiye bulaşmayan girişimciyi çok destek olamıyoruz. Teknolojiye bulaşmış olması bizim bir ilgi alanımız. Temmizli evet, evet. Yani teknoloji girişimcisi olması. Çünkü diyorsunuz ya eğer birisi kolayca taklit edebiliyorsa e, niye yapayım? Eğer koruyamıyorsam yani başladığımda bana gerçekten bir rahat bir alan vermeyecekse bir sınav mülkiyet yoksa ben onu niye yapayım diyoruz. Orada da iki taraf var. Girişimci ee, çok iyi teknoloji yapıyorsa hı, hı. E, tabii iki korkuyu önce bir elememiz gerekiyor. Bir, girişim yapmak kazanç mı kayıp mı? Kazanç ne? Çok başarılı, teknolojiye hakim, şirketin CTO'su böyle iyi bir girişimci olabilir. Kayıp ne? Kötü bir yönetici kazanabilirsiniz. Teknoloji yapan birisi oturup girişimci olmaya çalışacak. Orada teknoloji yapan birisinden kayıp elde edebilirsiniz. Bunlardan emin olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yani artılar neler, eksiler neler bu e, orada kazanç mı değil mi hani e, o dengeyi fırsat yakalamaya maliyetine çalışıyoruz. Fırsat maliyeti de bakıyorsunuz? Aynen, aynen öyle o fırsat maliyeti çok önemli. Ya, herkese girişimci ol diyemiyoruz ondan dolayı. Peki e, kamuda da özel sektör deneyimin olmadı değil mi öyle yanlış hatırlamıyorum. Yani aşe aslında bizim yapılar ama özel sektör deneyimim olmadı. Kamuda çalışmayı nasıl tarif edersin ya da dinleyen gençlere kamuda çalışmakla ilgili önerilerin ne olur? Yani tatmini harika. Yani sosyal bir şey faydalı. yaptığınızda sosyal fayda üretmek veya ben hani belki böyle bakmayanlar vardır. Özel sektörde hiç çalışmadığım için bilmiyorum ama ben çok başarılı olduğumda ne olacak diye düşünutmuyorsun. Hani çok başarılı olduğumda ne olacak? Evet hani ben kazanacağım. Sonuçta ne olacak? İşte firma kazanacak. Sonuçta ne olacak? Şu kazanacak. Ama kamuda yaptın sonuçta ne olacak? Kamuda bir kaynak olacak. Yaptığım kamuya kalıyor. Bu sosyal tatmini manevi tatmini çok yüksek bir şey yani e sonra ne olacak sorusuna müthiş bir cevap Bir de kamu da fırsat çok fazla kapasite geliştirmek için çok iyi bir yer Evet proaktif biriysen, kendini zorluyorsan evet. birinden bir şey beklemiyorsan gerçekten evet. istediğini yap Evet belli kuralları izliyorsan işte ve yani yaparken iki kere düşünmüyorsan ne elde edeceğim ne kazanacağım diye ilk kere düşün o seni gerçekten o işi yapmak mutlu ediyorsa bana göre kamu harika. Şimdi diyecekler ki girişimciliği övmesi gereken bir adam <laughs> Bir de benim ne yanımda yapıyorsun? yani istifasını basmış bir kamulu. Ya kamuda da girişimci olabiliyorsun. O koskoca bir konu. Çünkü yani sürekli marka ortaya koymaya çalışan sürekli bir program ortaya koymaya çalışan bir durumdayız artık iki ay önce bizim arkadaşlar dedi ki yıl sonuna kadar ne olur yeni bir başlık açmayın çünkü sürekli şöyle bir event icat edelim ve böyle olsun falan diyen bir insan dediler ki yıl sonuna kadar ne olur başladığımız konuları bitirelim. İyi bir şey oldu. Ben de bazen planlayan arkadaşlar var iyi oluyor. Sadece kamu değil çalışma hayatına artık böyle bakıyorum. Hepsi kötü benim için de bu arada yani hepsi eşit <laughs> şey diyorum yani hani dünyada da Türkiye için falan da değil yani çalışmayı bilmiyoruz insanlar olarak insana yakışan bir çalışma modu bulamadık ama bir şeyler yapma niyeti olan insan için de her yer mümkün her yerde yapabilir kamuda da biraz daha rahat olduğu için ve fırsatları kullanabildiğin için ve tepene binmediği için insanlar hatta Kendini geliştirmeyi ve bir şeyler denemeyi seven insanlar için belirli bir süre için yapılabilecek bir şey kamu çalışması. Evet o acaba o doyum bir noktaya gelecek mi diye düşünüyorsunuz ama kamuda da isteyerek yapınca hani bir şekilde daha çok iş veriyorlar. <laughs> <laughs> ve daha çok iş daha çok e, etki alanı ve daha çok iş yapabilme yeteneğini de size getiriyor. Orada, Yeter ki yap yani değil mi? Aynen Yüzü öyle. Aynen öyle. Ben işte e, yöneticim aradığında e, işte ya işte havuzdaydım telefona bakamadım dediğimde demek ki havuza girecek vaktin oluyor deyip yetkim arttırmışlar. Sen havuzda ne yapıyorsun <gülüyor> <bar>? <gülüyor> Spor. <gülüyor> Çünkü spor. Kamu. <laughs> Ama çok normal bir şeymiş gibi yöneticim <laughs> aradım da savunadayım. ondan sonra cevap verirken işte muzlu sütü için de niye muzlu süt içiyorsa. yani bu hikayedeki... <laughs> hikaye baş, bambaşka, bir yere bambaşka, gidiyor. Bambaşka bir yere gidiyor. Havuzdayken arıyor değil mi yönetici ve Havuza girebildiğin için de yani te Telefona çalışıyor. neden bak ben de öyle biriyim yani hani telefona geç dönünce şundan dolayı geç döndüm. <laughs> onu da dürüst, dürüstlükle söyleyince tabii <laughs> evet. Oo, ha demek ki yani sen, güzel. Sen sırt üstü falan Biraz, daha, ka biraz daha kaldırır falan. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Bu her yerde böyle bu arada yani gerçekten tırmanan, tırnaklarıyla kazıyan, iş yapan, aksiyon üreten insan... Başkaları tarafından zaman zaman enayi yerine konulabiliyor ama bence enayi yerine koyanın kendisi enayilik etmiş oluyor çünkü diğer taraf çalışıyor, parlıyor, kapasite geliştiriyor, beceri geliştiriyor bence kazanan taraf o çekirge gibi zıplayan çalışan taraf. Hocam yanına yaptığın kalıyor günün sonunda. Tabii. Yani kazandığın para ne kadar kalacak belli değil ama Beceriler, yaptığın, biriktirdiğin kapasite. Bak şu da var kamuda kimse Allah razı olsun da demiyor. Hani iş bittiğinde bu kadar şey olmuş, güzel işler çıkmış falan Hı -hı. demiyor. Onu deneyimle görüyorsunuz. Yani ama e, önemli olan benim kendime verdiğim cevap bana göre. Ve o müthiş bir şey. Yani hani yaptım sonunda da e, özel şirkette de kimse yani e, isminizi asmıyor kolay kolay. Hı -hı. E, ama bana göre ne hissettiğim ben iyi hissediyorum. Güzel. İyi bence. E, yani düşünenler açısından fikir üretmeleri açısından yeterli veri oluşturdu. Bence bu kamu kısmı kariyer tasarlama konusuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü endüstri mühendisliği de var evet. sende ve endüstri evet. mühendisi olarak <laughs> meselelere optimizasyon açısından baktığınızı biliyorum ben. Bizim enstitüde de yoğunluklu olarak endüstri <laughs> mühendisleriyle çalıştım ben. E, optimizasyon açısından bakıyorsunuz. Mesela hayatı optimize etmeye de çalışıyorsunuz. Bir mesleki defo zaman zaman bu arada bu. Evet. Kariyer tasarlama meselesine nasıl bakıyorsun? Yani kariyer nasıl ele alınmalı sence? Evet. Ben o optimizasyon konusuna bir parantez açmak istiyorum. Evet. Problem çözmenin gerçekten iki tarafı var. Hı -hı. Optimizasyon dediğimiz şey biraz yaradan geçeceğim, biraz serden geçeceğim, bir öyle güzel bir nokta yakalayacağım ki ikisinden evet. değil. Ama işte ben başka bir meslek olduğu için teknoloji transferi bu da başka bir deformasyon oldu. Şimdi diyorsun ki ne yerden geç, ne serden bir problemi çöz ve öyle yani biraz oradan biraz oradan deyip de bir nokta bulmak zorunda Kaldırışı kalma. Kaldıraç kuvveti kullandı. Yeni, ve... yeni bir teknoloji, yeni bir seviye. O problemi kalıcı olarak çöz. İşte e, bir, dakika, o el... bir dakika güzel bir nokta bence Tabii. bu. E, ben ben şu, şu benim çok ilgimi çeker. Yoğun ilgilendiğin bir disiplinin ya da düşünsel metodun senin diğer düşünce biçimlerine de etki etmesi, pratiklerine etki etmesi. Şimdi anladığım kadarıyla teknolojiyle yoğun ulaşıyor. Uğraşıyor olmanın getirmiş olduğu ve senin endüri mühendisliği disiplinine eklediğin bir şey var. Onu biraz aynen, daha aynen. tekrar tarif eder misin, iyice netleşsin. Şöyle optimizasyon şu dedin, vazgeçmeler tabii ki. Aynen. yani Optimizasyon nedir? Belli bir kaynak kullanımıyla bir problemin o kaynaklar açısından en iyi şekilde, verimli şekilde çözülmesi. Evet. Yani buradan çıktım, İşte Gaziantep'e gideceğim. Optimizasyon. Ee, olayı biraz işte maliyeti minimize ederek nasıl giderim Konfor. yolu kısaltarak nasıl giderim daha az zamanda daha kısa zamanda nasıl giderim işte biraz metro biraz uçak biraz şu biraz bu öyle bir çözüm bulma optimizasyon böyle bir çözüm ama problemi e, kökten çözecek bir şey işte dronela uç veya başka bir şey yap veya uçak yoksa daha... Düşük maliyetli başka bir çözüm bul. Yani biraz oradan bilinen çözüm seti içerisinde parametreleri. Senin sürmeli iste olmaktan çıkmışsın söyleyeyim. teknolojiyle uğraşıyoruz. olmuş bence bu arada. değil. Gerçekten ben şimdi örnek vereyim. Şimdi metrobüsleri İstanbul'da optimize ettiler. Bunu da kimin yaptığını da biliyorum. Bizim enstitü Türk Tübitak'a Türkiye Sanayi Sekreterliği su yapmıştı bir dönemde. İETT ile çalışarak insanların yaşamlarını kaliteli hale getirmek üzere optimize etmediler tabii ki. Her seferinde metrobüsü belli bir yoğunlukta tutacak şekilde optimize ettiler. Doğru. Yani metro veya işte e, o e, Elon Musk'ın e, meşhur geçmişi Hyperloop bilmem. Bu işte yaratıcı problem çözme bu. Optimizasyonsa sizin daha yeni bahsettiğiniz ve o da çok değerli. Sistemin parametrelerini tasarlarken, detaylı tasarımı yaparken çok önemli ama daha çok benim son 5 yıldır uğraştığım konu yenilikçi yaratıcı düşünme ve teknoloji çıkarma. O da biraz optimizasyon sınırlarının dışında düşünmeye gerektiriyor. Çok güzel. Mevcut parametrelerle değil o parametreleri yok edecek bir şey. Harika. Ben e, kendi tarafımda mesela teknolojik otomasyon gereçlerini kullanarak kendi uğraştığım kaynakları daha verimli hale getirmeye onları sıçratmaya çalışıyorum. Örnek vereyim mesela kendi operasyon gücümü katlayabilmek için ölçeklendirebilmek için yaptığım belli işlerini checklistlerini oluşturuyorum ve bunları teknoloji kullanarak otomasyon kullanabiliyorsam otomatik hale getirmeye çalışıyorum. Böylece bir inançtan beş tane ortaya çıkmış oluyor. Evet. Oysa optimizasyon yapsaydınız her sabah 9 ile 10 evet, arasında evet. şu saatlerde bunu düzenli olarak yapacağım ve buna sadece şu kadar zaman ayıracağım ve bunu da günlük hakka takip edeceğim demek durumunda kalacaktınız. Evet. Siz ise problemi yenilikçi olarak çözmeye çalışmışsınız. Harika. Mesela bir örnek daha verelim. Bir tane İstanbul'da ofis tutup içinde 10 kişi birlikte çalışıp onu verimli kullanmaya çalışmak yerine kiraları verimli hale getirmek, ücretleri daha düşük tutmak, şudur budur. Bunun yerine mesela tamamen uzaktan çalışma yöntemiyle yine teknolojik gelişleri kullanarak kimseyi ofise bağlamadan çok daha verimli ve 2-3 katı fazla iş alacak bir kurguyu düşünmek mümkün olabilir. Katılıyorum bu çok iyi bir nokta yani teknoloji yoluyla inovatif yaratıcı bir takım sıçramalar yapıyor olmak kaynak meselesini de yeniden tarif etmek demek bu. Çünkü Yine optimizasyon bakışı kaynağı bir miktar sabit kabul ederek, şartları verili kabul ederek onun üzerinden bir optimizasyon yapar. Evet, evet. yani teknoloji böyle bir şey. Yani mevcut sistemi biraz bir adım dışına çıkmak. Burası enstrümanisinin çok mu dışında? Bence değil. Çünkü enstrümanisinin asıl e, noktası da sistem yaklaşımı ve sistem yaklaşımı da o sistemi girdiler ve çıktılar olarak tarif eden e, bir durum, e, bir e, makine bir şey giriyor ve bir şey çıkıyor. Bu makineyi farklı farklı nasıl tarif edebilirim? Anlamaya Değil. çalışmak aslında. Veya içindeki prensibi değiştirmek, çalışma Tabii. prensibini değiştirmek. Her şeyine müdahale edebiliyorsun. Evet. O geleneksel endüstri mühendisliği anlayışı biraz içeride takılıyor falan ama bence böyle tarif edilirse daha eee inovatif bir yaklaşımla ele alınabilir mesele. Yani her şey bir sistem. Yani girişimcilik de. Şimdi elinde çekici olan her sorunu çivi tabii. olarak görmüşümdü. Evet. <laughs> ben de girişimcilik de endüstri tabii tabii. Ben, çok, ben zaten niye girişimciliğe bulaştım? <laughs> daralama daralama. Bir türlü niş bir alan seçem seçemiyordum. Ya dedim girişimcilik her şeye müdahale ediyor. Her şey her şey girişim. Benim benim için gerçekten öyle. Değil mi? Ya öğretmen de girişimci olmalı, insanlar girişimci olmalı. Kendi yaşamını bir girişimci gibi kurgulayabilirsin. Çünkü girişimci aslında şu benim tarifimde. Aktüelden bunalan, böyle etrafındaki ortalamalardan sıkılan, optimizasyon anlayışından bunalmış, kendini böyle fırlatmak isteyen insan. Ama o yöntemi de bilmesi lazım. Yani o sistem, o sistem. Fırlatmanı bulacak sistemle. Ayağını i̇şte yere basacak tabii. Yani. Yakıt ne? O koyduğu konu ne? İşte o yakıtı nereden bulacağım? O füze ne? O füzenin düğmesine kim basacak da ben uçacağım? Hı. orayı bilen adam biraz da orayla ilgili fikrinin olması lazım. Yani sıkılmak. Çok güzel. Biz de sıkılıyoruz. Hı. Hayat çok sıkıcı. Ben Teknopark'ta bir girişimcimiz Nolu var. En iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. O da sıkılıyor. Yani sadece sıkılmak yetmiyor Sadece sıkılmak yetmiyor. Yani orayla ilgili bir fikir olması lazım o e, fikri e, sistemi bilmek lazım ve o tüm kaynakları buluşturacak şekilde o girişimcilik işte o düğmeye basarkenki süreçte kurduğun senaryoyu istediğin şekilde oynayacak noktaya getirmek bana göre e, çok konuşmayayım <laughs> Bu Tabii, konuda doğru. çok yani, detaylar var şimdi şöyle bir tarafı var zaten bun almak için yani kaliteli bunu almak için neden bunaldığını biliyor olman lazım evet. yani aktüeli değiştirip yeni bir potansiyelli geçmek istiyorsan aktüelin sınırlarını aktüeli biliyor olman gerekiyor ki alt katmanları da hayal edebilesin görebilesin. En büyük sıkıntı zaten burada çıkıyor. Mucize bekleniyor biraz böyle. Yani ben baktıkça ve uğraştıkça şunu görüyorum. Gerçekten hiç mucize falan yok. Çok ciddi çalışma var. Emek harcama var. Çok basit bir takım işler yapılınca bir şeyler doğru oluyor zaten. Onları tespit etmek yeterli. Baya böyle hani köküne indiğinde de satış var satman gerekiyor ve bunu da çekinmeden yapman gerekiyor bu evet. ülkede niye ise satış böyle şey görüyor ben artık böyle artık çok böyle sıkıntılı görüldüğü için bağıra bağıra satıyorum yani sattığını bırak böyle saklamak falan filan baya bir satış videosu falan çekiyorum niye yapmayayım yani satmak şöyle anlaşılıyor etmeyecek bir şeyi etmeyecek bir paraya satmak gibi anlaşılıyor öyle değil yanlış satmak, özü işte. o değil ki satmak karşılıklı değer alışverişine insanı razı etmek karşı tarafı razı etmek ve anlaşmak. 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 Yani anlaşmak üzere e, masaya oturmak ve elden çıkartmak lazım. Bizim artık hafiflememiz lazım. Yani biz bu patentleri, bu teknolojileri, bu fikirleri ne yapacağız? Yani kitap mı yapacağız? Bir şey mi yapacağız? Biz bunları elden bir şekilde çıkartmamız lazım ki yenileri gelsin, daha iyileri tamam. gelsin, daha büyükleri tamam. gelsin. Pazarlama da mesela yine şey olarak görülüyor. Ederi o olmayan bir şeyi pazarlamayla ya özünü yani kötü uygulamalar kavramı tarif etmez. Satmak sen kabul et ya da etme hayatının dibine kadar içinde olduğun bir kavram ve ya iyi satışçısın ya da kötü satışçısın. Evet. Sattığının farkında değilsen iyi bir satışçı olman da çok zor. Pazarlama da yine sen farkında ol ya da olma hayatının içinde olan bir kavram. Bunları öğrenerek iyi kullanmaya çalışman. Girişimci olacaksan zaten buralardan başlaman gerekiyor. Buna bir de şey ekliyorum ben tabii. İş yani bu hayatta işlerin nasıl yürüdüğünü anlama becerisi bu da zamanla kilometreyle gelişen bir şey bunu da yapman lazım. Çok böyle dibinde yani ne oluyor ne bitiyor kim kimden para alıyor kim kime para veriyor ekonomi nasıl dönüyor falan bunlara bakacaksın. Çok doğru sistem zaten bu yani sistemin akışı paranın akışını görebilmek, anlayabilmek benim iyi tarif ettiğim girişimciler sistemi gerçekten o, o siyah kutu olarak düşünüp sistem yaklaşımı dedik ya. Evet. Para nasıl girecek bu şirkete ve nasıl harcanacak veya benim cebime giren parayı nasıl harcayacağım ve bana nasıl bu fayda olarak dönecek bunu Düşünen var ki ona göre bir beyin oluşuyor, ona göre bir e, anlayış tarzı oluşuyor. Onu zaten çözdüğünüz zaman sistemi çalıştırmak sürekli çalışır halde tutmak kalıyor. Sohbetimizin ikinci bölümünü tamamlıyoruz. Her zamanki gibi inancayar.com adresinden podcast sekmesinden bu bölümde adı geçen kişilere, kitaplara, linklere ulaşabilirsiniz. Bazı durumlarda podcast'i ilk defa dinlemeye başlayanlar ve son bölümlerden başlayanlar oluyor. Arada bu duyuruyu yapıyorum bıkanlara rağmen. ilk 10 bölümü sıralı dinlemek önemli. Ondan sonrası serbest dalış şeklinde devam edebiliriz. Görüşmek üzere.